Ne Yedi kanalına hoş geldiniz. Ben Odi. Geçen hafta bir Ege turu yaptık. Bugün bir Karadeniz turu yapmak istiyorum. Bakalım becerebilecek miyiz? Çünkü işin içinde hamur oldu mu ben biraz korkuyorum. Bu hamur işlerine o kıvamı tutturmak falan bazen gerçekten zor oluyor. Onun için böyle biraz korkarak söyleyeceğim ama bugün Bafra pidesi yapmaya çalışacağız. Bafra pidesi bakalım olacak mı? Malzemeleri sayalım. 3 su bardağı unumuz var. 1 çay kaşığı kuru mayamız var. 1 çay kaşığı tuzumuz var ve 1 su bardağı suyumuz var. Bugün benim için zorlu bir şey olacak çünkü çekimi de ilk defa tek başıma yapıyorum. Buradan da eşime sevgilerimi yolluyorum. Bakalım hem yemeği hem çekimi yapabilecek miyim? Çekim olacak, yemek mi olmayacak? Yemek olacak, çekim mi olmayacak? Bakacağız, görüntülerden anlayacağız zaten. Hadi bakalım hamurumuzu yapalım. Hamurumuzu böyle bir kaseye borcama aldım ben ama siz dilerseniz direkt tezgahın üstünde de başlayabilirsiniz. Ortasını şöyle açacağız. Gördüğünüz gibi. Daha sonra içine bir bardak suyumuzu dökeceğiz. Hatta içine mayamızı da döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. Game begin. Evet, ilk şeyi attıktan sonra hamur haline geldiği an şöyle artık tezgahınıza çıkarıp yoğurmaya başlayabilirsiniz. Biraz böyle açıp şimdi içine hafif hafif tuzu ekleyeceğiz. Bunun asıl özelliği az mayalı, hafif sert bir hamur oluşturmak. Ama çok iyi açmak lazım. Çünkü aslında böyle biraz uzunlamasına açmanız gerekiyor. Gerçekten zor oldu. Bayağı uğraştım yani. Çok yoğurduk. Hala emin değilim ama kıvamı tutturabildik mi bakacağız, göreceğiz. Hamurumuz hazır inşallah diyorum. Şimdi bir kase alıyorum. Altına biraz un seriyorum. Hamurumu alıyorum, onun üstüne koyuyorum. Biraz da hamurumun üstüne un serpiştiriyorum. Ve bir saat, yaklaşık 1,5 saat şimdi üstünü kapatacağız, bekleteceğiz. Evet, hamurumuzu yaptık. Yaptığımızı umuyorum daha doğrusu. Çok aradayım. Evet, dinleniyor şu an. Ve %50 şansımızı kullanıp iç harcını yapmaya devam edeceğiz yemeğimizin. İç harcı için yaklaşık 300 gram kıyma kullanacağız ve bir tane de orta boy kuru soğan kullanacağız. Burada püf noktalar var. Önemli olan onlara uymak, lezzetini öyle vereceğiz. Hadi bakalım iç harcına geçelim. İç harcımızdaki en önemli püf noktası, tenceremize hiçbir şey koymayacağız. Ne önce soğanı kavuracağız, ne yağ koyacağız. Sadece kıymamızı koyacağız. Kıymamız kendi yağıyla kavrulmaya başlayacak. En büyük püf noktalarından biri bu. İkincisini sonra söyleyeceğim. Ocağımızı yaktık. Şimdi kıymamızı tenceremize atıyoruz. Tencerenin içinde kıymamızı bölmeye başlayacağız. Gerçekten hem yemek yapmak hem aynı anda çekimi yapmak zor oluyor. Ama bu da bir deneyim, bir tecrübe. Kıymamız güzel kendi yağında kavrulmaya devam ediyor. Evet, kıymamız rengini aldı. Gördüğünüz gibi kendi yağında kavrulmaya başladı. Şöyle göstereyim. Şimdi iyice suyunu bıraksın diye tuzu tam da şu aşamada ekleyeceğiz. Evet.
Kıymamızı tencerenin içinde yağ koymadan, hiçbir şey koymadan kavurduk gördüğünüz gibi. Soğanı ne zaman kavuracağız diyeceksiniz. Kavurmayacağız. İkinci püf noktası da bu. Sıcak kıymanın içine koyacağız. O tadını kıymaya verecek. Ama asıl fırının içinde, pidenin içinde soğanımız kendini orada bırakacak, pişecek ve afiyetle yiyeceğiz. Hadi şimdi kıymamızı soğanla buluşturalım. Kıymamızı güzel bir kaseye aldık. Şimdi soğanlarımızı atacağız ama soğanlarımızı atmadan önce kıymamızın içine biraz karabiber ekleyeceğiz. Karabiberi eksik etmeyin. Şu aşamada koyacağız ama unutmayın. Şimdi de çiğ soğanlarımızı sıcak kıymamızın içine koyuyoruz. Ve karıştırıyoruz. Kıymamızla soğanımızı birleştirdik. Şimdi onları bir kenara bırakacağız. Soğanla kıyma iyice lezzeti birbirine karışsın. Karabiberimizi de kattık güzelce. Şimdi hamurumuz ne halinde ona bir bakalım. Evet, hamurumuz şişmesine şişmiş. Güzel. Şimdi biraz buraya un dökelim. Ama çok değil. Az. Yeterli. Bakalım hamurumuz ne kıvamda. Havasını alalım. Şimdi bir dört parçaya bölelim. Ve tekrar şöyle içe doğru yaparak beze haline getirmeye çalışalım. Game begin. Evet, hamurlarımızı 4 ayrı küçük beze şeklinde hazırladık. Şimdi bunları oda sıcaklığında yine bir 30-45 dakika arası üstüne güzel temiz bir bez örterek böyle bir 30 dakika bekleyeceğiz. Yalnız zormuş yani. Bir buçuk saat bekle. Üstüne böl. Bir 45 dakika daha bekle. Kolay değilmiş yani bafra yapmak. Kıyması da var. Bakalım inşallah olur. Hamur bana hala pek güven vermiyor. Açılmayacak gibi hissediyorum. Yani böyle parçalanacak gibi hissediyorum. Bakalım neler yaşayacağız. Hamurlarımız ne alemde? Evet, biraz daha şişmiş gözüküyorlar. Şimdi tezgahı biraz unlayacağım. Ondan sonra bakalım hamurumuz açılıyor mu, açılmıyor mu? Çok unlamıyorum. Az unlayacağım. Çünkü sonra yanlarını kapatmaya çalışınca unlu, çok unlu olursa kapatamayacağız yanlarını. Arada hamurunuz delinebilir. Böyle zamanlarda şöyle. O delikleri kapatabilirsiniz. Püf noktalarından biri hamurun unsuz olması. Onun için iyice böyle ununu dökün yaptığınızda. Game begin. Evet, gördüğünüz gibi şeklen nasıl oldu bilmiyorum ama şimdi fırına vereceğiz. Yaklaşık bir 10-12 dakika pişecek. 230 derecede ısıtacağız fırınımızı ve en alta değil ama en altın bir üstüne koyacağız. 10-12 dakika sonra görüşmek üzere. Evet, gördüğünüz gibi Bafra pidelerim
şeklen çok görüntüsü olmasa da gayet güzel oldu. Şimdi sıcak sıcakken, olay çok sıcağı sıcağıyken asıl vuruşu yapacağız. Üzerlerine güzelce tereyağı süreceğiz. Şimdi bir de o kadar sıcak ki şahane şahane kıtır kıtır oldu ya. Oh. Şimdi bir de bunların içine tereyağı koyacağız arkadaşlar. Of 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 of, erimeye başladı bile. Şahane şahane, gerçekten nasıl oldu biliyor musunuz şu an? İnanılmaz. Bakın tereyağı nasıl eriyor görüyor musunuz bilmiyorum ama muhteşem oldu diyebilirim. Gerçekten ben bile şu an inanamıyorum yani. Bu işlemi hepsine yapacağız. Ondan sonra da afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Şahane oldu, şahane. Görüyorsunuz çıtır çıtır. Of of of. Şuna bakar mısınız ya? Muhteşem oldu, muhteşem. Bafra pidelerimiz şeklen olmasa da lezzet olarak bence bayağı bayağı iyi oldu. Çıtır çıtır oldu. Şimdi soğutmadan yiyeceğim müsaadenizle. Başka videolarda görüşmek istiyorsak abone olmayı da unutmayalım.